Soğan ve sarımsağın gerçekten faydası var mı? Canım güzelim, dünyalar güzelim, sakın. Çok alerjik, toksik bir maddedir. Vücut perişan olur. Ya mideyi perişan eder, karaciğeri perişan eder, çok rahatsız eder. Hiçbir faydası yok, doğru söylemiyorlar. Ne sarımsak, hatta Kur'an ona dikkat çekilir. Şu değersiz şeyleri mi tercih ediyorsunuz diyor. Değil mi? Bak, sarımsak, soğan, acur, yani tam mercimek bir de. Alerjiktir. Yine mercimek bir derece de, yani daha da acur da diyeyim ama soğan ve sarımsak çok alerjik. Evet. Ve çok iğrenç kokusu, çok korkunç, dehşet verici yani. Ya tahmin edemiyor mesela bir kadın için çok korkunç, bir erkek için de çok korkunç. Ve çok büyük bir saygısızlık bence. Ağzı soğan kokarak gidip birisiyle konuşmak. Bir de nefesi de kokuyor. Ya dehşet verici bir şey ya. Ya tahayyül bile etmek istemiyorum. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Soğan ve sarımsağın gerçekten faydası var mı? Canımın içi 1940'lardaki güzel kızlara benziyorsun sen. Çok çok güzel, hoş bir kızsın. Allah sana uzun ömür versin. Yüzündeki ifade çok efendi, güvenilir bir ifade var. Allah cennetiyle şereflendirsin seni. Ve cennette de arkadaş olalım inşallah. İnşallah. Peygamberimiz zaten hiç yememiş sarımsak soğan. Asla. Sarımsak soğan pırasa asla yemediği yiyecekler. Hiçbir peygamber yememiştir. Hazreti Musa da dahil. Sarımsak soğan pırasa asla yemezler.